Ailem ben Müslüman olduktan sonra İslam'a kuşkuyla karşıladılar. Çünkü bilindiği gibi İslam diniyle ilgili durum karıştı. Medya İslam'ı kabul eden insanı çarpık bir biçimde açıklıyor ve yönlendirmeye çalışıyor insanları. Yani potansiyel aşırıcı, aşırıcı grupların veya terör tarikatlarının mensubu olarak kendilerini dinamitlemeye veya hükümete sabotaj yapmaya hazır olan kişi olarak betimliyorlar medyada İslamiyet'i. Böyle yöntemlerin kullanılmasına karşıyız. Bu tip yöntemler insanları İslam'dan soğutuyor maalesef. Teröristler savaştıkları düşmanları hatta kendilerini öldürebilirler. Ama halklarına çağrıda bulunmazlar. Biz bambaşka yöntemleri kullanırız. Biz bütün insanların İslam'ı aşırı bir din olarak değil, olduğu gibi gerçek bir din olarak algılamalarını istiyoruz. Çünkü medya ve bir kısım Hristiyan tarikatları İslam'ı terörist dini olarak göstermeye çalışıyorlar medyada. İslam'ın güçlendirilmesi görevimizdir. Biz her Müslümanın manevi bakımdan kendisini eksiksiz hissetmesini, Allah'ın emirlerine ve şeriata dayanarak dini görevlerini yerine getirerek yaşamasını, ölümünden sonra cennete gireceği umudunda olmasını isteriz. İslam beni ikiyüzlülükten kurtardı. Şimdi bankada, yani banka alanında veya faaliyeti faizle ilgili şirketlerde çalışmıyorum. Çünkü İslam'da faiz alıp vermek büyük günahtır. Şeriata aykırı davranmak zorunda kaldığım iş yerlerinde çalışmıyorum elhamdülillah. Faaliyeti alkol üretimiyle ilgili şirketlerde ve Allah'ın kesinlikle yasakladığı başka şeylerle ilgili iş yerlerinde çalışmıyorum. Müslüman kalmama müsaade eden iş alanlarında kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Aile, İslam'da önemli konulardan biridir. Ailenin temelinin sağlam olması ve çocukların sağlıklı olması için bu aileyi İslam kaidelerine göre kurmak lazım. Çocukları Allah'ın emirlerine ve şeriata göre yetiştirmek gerekmektedir. Şimdiki gençler kuşağına dayatılan laik kanunlar, dejenerasyonun kanunlarıdır. İnsanlar laik kanunları uygulayarak dejenere oluyorlar aslında. Müslüman ailelerin görevi çocuklarını gerçek... Kültürü Vostok'a. То есть тоже люди как бы постепенно втекают в ислам, постепенно принимают его. И это, конечно, через такую как бы интеллектуальный дуат для элиты, для людей, для интеллигенции. Müslümanlar, aydın insanları İslam'a entelektüel bir biçimde davet etmeleri gerekmektedir. Müslümanlar, onlara İslam'a giden yolu gösterebilirler. Aynı şehirlerde yaşayan Müslümanları birleştirmek için İslam'ı kabul eden insanlar, cemaatler kurmalıdırlar. Böylece kurulan cemaatler, Müslümanların birbirleriyle haberleşmesini ve koordinasyonunun sağlamasına fayda sağlarlar. Var olan düzeni sürdürerek geleneklerine bağlı kalabilirler. İslam'ı kabul eden halkın temsilcilerinin İslam kültürünü korumaları için bu temsilciler dini görevlerini tüm kalpleriyle yerine getirmelidirler. Cemaat bir yandan Müslümanları başka insanlardan ayırıp öte yandan insanları İslam'a davet ederler. Müslüman tek başına manevi yükselişe sahip olabilir, doğru yolu bulabilir. Ama İslam'ı çok daha fazla insana davet etmek, onları da İslam yoluna sokmak için cemaatleşmek çok önemlidir. Bu da Rus Müslümanlarının en büyük amaçlarından bir tanesidir. Yeni Müslümanların sayısının artması da çok önemlidir. Söylediğim gibi bu amaç çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Ama önemli olan düzenleme süreci ve cemaatlerin birleşmesidir. Rusya'da İslam dininin yayılması için Rus Müslümanlarının birbiriyle sıkı bir ilişki kurması lazım. Bu en önemli görevlerimizden birisidir. Bundan dolayı hedefimize ulaşmak için böyle yöntemleri kullanmak zorundayız. Bu yöntemleri kullanarak hedefimize ulaşacağımızı biliriz. Din görevlerini yerine getirmeyen ve İslam'ı unutan, İslam ülkelerinde yaşayan Müslüman halk
bizlere bakarak utanırlar ve Allah'a gelmeye, namaz kılıp Müslümanlığı daha iyi yaşamaya başlarlar. Bunun için özellikle bu yolu seçip başarıya ulaşabileceğimizi ümit ediyoruz.